İyi sabahlar arkadaşlar. Şu an hava biraz serin olsa da koşumu yapıyorum. Ama en önemlisi bu değil tabii ki. Koşum değil. En önemlisi bugün benim için çok heyecanlı bir gün. Çünkü nihayet o büyük gün geldi. Yani birkaç saat sonra uçağımız kalkıyor. Neresi için? Japonya için. Evet. Çoktandır hayalini kuruyordum. Japonya en çok gidip görmek istediğim ülkeydi. Ve nihayet o gün geldi. Sizlerle inşallah Japonya'da görüşeceğiz. Bay arkadaşlar. Ya Gökşigo, ne haber? Ha? Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Arkadaşlar biz gidiyoruz artık. Nereye gidiyoruz? Japonya'ya gidiyoruz. Oo, Japonya. Bye bye. Nereye gidiyoruz? Ne bakıyorsun? Tokyo'ya gidiyoruz şu an. Gidiyoruz. Evet. 13,5 saat sonra Tokyo'dayız. Fıstık geldik mi sonunda? İndik değil mi? Japon ayaklarımızı bastık artık sonunda. Bakalım şimdi valizleri almaya gidiyoruz. Evet. Şöyle nihayet Tokyo Narita Havaalanı'na geldik. Evet, birkaç bilgi de vermek istiyorum bu arada. Şöyle Tokyo'da iki tane havaalanı var. Biri Haneda, biri de Narita. Haneda Tokyo'ya 35 km uzaklıkta bulunuyor. Narita 80 km uzaklıkta bulunuyor. Tabi Haneda'ya inerseniz fiyatlar da değişiyor, daha pahalı oluyor. Daha yakın olduğu için. Ama hiç sıkıntı değil çünkü sonuçta buradan sizi otobüsler götürüyor. 1,5 saat falan sürüyormuş şehir merkezine kadar. Trenle de gidebilirsiniz. Mesela burada JR Pass diye bir sistem var. Tren, otobüs, feribotları falan kapsayan. Haftalık alabiliyorsunuz. Abonman oluyor bu. Bir haftalık, iki haftalık, üç haftalık. Biz üç haftalık aldık. 400 euro fiyatı. Ama bütün trenlere, otobüslere, JR Pass'ı bağlı binebiliyorsunuz. Hani hiç para ödemeden. O çok büyük avantaj. Çünkü çok pahalı oluyormuş burada trenler. Biz o yüzden bunu başvurduk. Hatta şu JR Pass elime ulaştı. Şöyle. Mesela şurada yazıyor. Dibek Ayşegül diye. Bunu posta yoluyla sizi gönderiyorlar. Bunu Japonya'dan alamıyorsunuz. Siz buraya gelmeden önce bunu sipariş ediyorsunuz. Evinize posta yoluyla geliyor. Ve burada bu biletleri JR Pass bürosuna gidip oradan değiştirmeniz gerekiyor. Orada sizi gerçek biletleri verecekler. Biz de birazdan onu yapacağız zaten. Bakalım artık. Evet, nihayet havaalanından çıktık, nihayet. Çok kağıt kürek işlemleri oluyor burada. Hani biraz bezdiriyor ama sonuçta oldu. Şimdi otobüse atlayacağız, şu otobüslere atlayacağız. Biletimizi aldık. Burada en ucuz şekli bu. Şötellerle gitmek. Bu şötellerle 7-8 euroyu falan Tokyo'ya kadar gidebiliyorsunuz. Uygun oluyor bayağı, 80 kilometre yine de. 1,5 saat sürüyormuş. Yoksa taksiyle gideceksiniz ama onu da bayağı size hallediyorlar. Çok çok pahalı. JR Pass'ınızı aktivasyonu yaptırdıysanız, JR Pass'ı tabii bedavaya gidiyorsunuz. Ben daha başlatmadım, aktivasyonunu yaptırmadım. Çünkü biz 3 haftadan fazla kalacak olduğumuz için bizim JR Pass 3 hafta geçerli. Bu arada ilk izlenim Tokyo Havaalanı, yani Narita Havaalanı çok ihtişamlı duruyor. Işıl ışıl. Çok iyi baya.
yorgunuz daha ya. Yarın çıkar şeyini çıkartırız değil mi? Aynen. Altını üstünü getireceğiz Tokyo'nun. Tokyo bizi bekle. Şimdi ciğer biletlerimizi buradan değiştireceğiz. Bizi gerçek biletleri buradan verecekler. İşte bileti buradan değiştiriyorsunuz. Hani burada bu şekilde. Şu ciğer pas. Bizim bilet 3 hafta geçerli olacak. Hani 2 gün sonra başlatacağız. Ve 21 gün bütün trenleri istediğimiz şekilde binebileceğiz. Değil mi Recep? Evet, sonunda aldık biletlerimizi. Bu biletlerle bütün Japonya'yı bedava gezmiş olacağız. Aslında bedava değil, parasını ödedik de. Artık hiç sıkılmadan, hiç düşünmeden istediğimiz trene atlayıp gezeceğiz. Bu arada burası Tokyo merkez tren istasyonu. Ve buradan birçok metro, tren istasyonu, tramvay falan hepsi buradan kalkıyor. Burası acayip büyük, yani çok kolay kaybolabilirsiniz burada. Şimdi çok yorgunuz, metroyu atlayıp otelimize gideceğiz. Otelimiz bu arada Ikebukuro mahallesinde. Orası da çok canlıymış, bakacağız artık. Fıstık, neredeyiz şimdi? Hı? Nereye geldik şu an? Tokyo'dayız. Tokyo'nun neresi? Tokyo değil mi? Tokyo Ikebukuro mahallesindeyiz. Burası Tokyo'nun en canlı mahallelerinden biriymiş. Gerçekten canlı, çok güzel. Böyle otantik lokantalar falan dolu sürüsüyle var. Birazdan birini gireceğiz. Girecek gibiyiz. Aç olmasak da acıktırdı valla. Mesela bakın şurada görebilirsiniz. Şöyle girişi şöyle. Şöyle içerisi şöyle. Şöyle. Yani şöyle küçük küçük lokantalar var hep. Girişleri şöyle. Hani bayağı güzel gözüküyor burası. Sizi şöyle Ikebukuro'dan sokak görüntüleri gösteriyorum. Bayağı canlı, güzel. Evet. Ha, bar. Şurada evet. Şey yapıyorlar. Neydi o ya? Neydi? Karaoke. Karaoke yapıyorlar yukarıda. Şunun üstünde. Evet, karaoke her tarafta vardır burada ya. Bakın şurada da bir tane tipik restoran var, Japon restoranı. Bu tür restoranlar çok hoşuma gidiyor. Şöyle giriyorsunuz şuradan. Menüyü anlayabilene helal olsun. Hello, hello, hello. My Japan friend, how are you? I'm fine. Yeah, good. Hello. Hello. Yeah.
Evet, buradaki insanlar çok sıcakkanlılar. Çok iyiler yani. Neyse, biz dolaşmaya devam edelim. Çok güzel. İçine girip... Burası ne acaba orada? Evet, şimdi şöyle bir lokantaya girdik. Burada kesinlikle siparişinizi garsonu falan vermiyorsunuz. Ekrandan seçiyorsunuz. İyi ki İngilizce de yapabiliyorsunuz. Burada ekrandan seçiyorsunuz böyle ve yemeğiniz ona göre geliyor. Mesela burada pilavlı yemekler var. Pilav üstü hani ek olarak yemekler var. Her türlü seçebiliyorsunuz. Gyoza türleri var mesela burada. Ve biz bu şekilde burada şimdi yemeklerimizi seçeceğiz ve birazdan getirecekler. Bakalım nasıl olacak sistem. Evet, ilk yemeğimiz de geldi. Ayşegül'ün yemeği geldi daha doğrusu. O da deniyor. Tavuklu bir şey aldı. Tavuklu, şu soslu, şunu pilavın üstüne döküyorsunuz böyle. Ve bu tür şeyleri daha önce Asya'nın diğer ülkelerinde de yemiştik. Gerçekten güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Sıcaktır. Değil mi? Bu arada Ayşegül bayağı yorgun. Çünkü az önce uçaktan indik. Tokyo'ya ulaşmak için 2-2,5 saat yollarda süründük. Ve gelir gelmez hemen kendimizi dışarı attık. O yüzden hani o yorgun şu an. Yorgunum, açım, hepsini kalbiyem. Uyuyam, kalkamıyorum, genç olurum şu an. Ben bu arada kendi yemeğimi bekliyorum. O da geliyor, evet, kadın getiriyor şurada. Arigato. Ben ramen aldım. Bu ramen oluyor. Bu da gyoza oluyor. Gyoza. Güzel bunlar. Nasıl oldu senin yemeğin Ayşegül? Güzelmiş. Tavuklar falan güzel. Tuzlu. Şu nasıl mesela? Şunun da falan. Güzel tavuk suyu ya. Güzel değil mi bayağı? Pırasa konmuş ama çok az. Yiyeceğim uzun. Tavuk suyu. Bildiğin tavuk suyu. Güzel. İyi güzel. Burada aç kalmayacağım ben de. Bence şimdi deneyeceğim yemeklerim, bakacağım güzel mi? Ama genelde gerçekten Japon yemekleri çok güzel oluyor, lezzetli oluyor. Bizim damak tadımız daha uygun oluyor. Hani Tay, Vietnam, o tür şeylerin yemekleri biraz değişik oluyor ama Japon yemekleri bizi daha yaptır diyebilirim. Ben de deniyorum yemeklerimi şöyle. Lezzetli bayağı. Çok iyi. Gyoza. Bu şeyde aldığımızdan değil mi? Ondan değil mi aynısı? Neydi? Çok güzel. Polonya'da mı? Orada bir yemiştik bir tane sıcak. Yok, biraz farklı bu yemek. Biraz farklı. Ama bunları hani deneyebilirsiniz. Çok güzel. Bu gyoza çok güzel oluyor. Ramen de güzel oluyor. Bayağı büyük tabak. Bunu nasıl bitireceğim ben bilmiyorum. Hadi bakalım. Ciao. Bu bölümü izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ciao.